Merhabalar. Bu videoda Matrix IQ ile yeni oluşturduğum bir Explorer'dan bahsedeceğim. Bu tarama ne iş yapıyor? Hemen bir açıp okuyalım. IQ algo menüsünden Explorer listesinde bir tane de Explorer ekledim. Bunun adına da Remove dedim. Yani hareketli ortalamayı retest olarak düşünelim. Fiyatın seçilen hareketli ortalamaya retest yaptığı enstrümanları listeler. Şimdi ben hemen taramayı başlatayım. Nasıl çalıştığını da bu arada anlatacağım. Çalıştıra basıyorum. Burada benim standart tarama ayarlarım geldi. Bütün Tether paritesindeki Binance'daki coinleri tarıyor. Aynı zamanda 5, 15, 30 ve 60 dakikalıklarda hareketli ortalama 200'ün retest yaptığı coinleri gösterecek. Yukarı yönlü bu arada. Şimdi burada anlatmak istediğim önemli bir şey var. Matrix'te şu an periyotlarda bir problem yok ama yeni bir güncelleme gelecek. Yani bunu üzerine çalışma yapacaklarını söylediler. Kripto borsasında kapanışlar gece saat 3'te oluyor. Ve barlar onlara göre düzenleniyor. Şimdi şöyle bir durum var. Matrix'te kapanışlar gece saat 12'de oluyor. Yani Matrix'te yeni günlük mum saat 12'de oluşurken kripto borsasında gece saat 3'te oluşuyor. O yüzden bar dataları çok birbirinden bağımsız veriler üretiyor. Bu güncelleme gelene kadar backtestlerde ve stratejilerde 1 saatlik periyodun üstünde ki periyotları kullanmak çok doğru sonuçlar vermeyebilir. Sonuçta insanlar kripto para borsasının açılış ve kapanışına göre oluşan barlarda destek ve direnç çiziyorlar. Burada çıkan sonuçlardaki destek ve dirençler eşit olmayacaktır. Bazı hesaplamalar eşit çıkmayacaktır. O yüzden saatlik üstündeki periyotlarda strateji çalıştırırken ve Explorer taraması da yaparken backtestlerde de dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. O yüzden ben 1 saatte altındaki şeylere bakıyorum. Şimdi taramamı bitir dedim. Bana basit hareketli ortalama 200 retest yapmış coinleri listeleyecek. Sonra da buradan bakacağız. Evet, diyor ki AN kere hareketli ortalama 200.13'müş şu an. Son mumu da şu an A eşitmiş. Bir önceki mum MA200'ün altında kapatmış. Ondan önceki mum da MA200'ün üstünde kapatmış. Yani bir düşmüş MA200'ün altına, sonra çıkmış veya eşit kalmış. Şimdi hemen bir AN kereye bakalım. Görüyor musunuz? 60 dakikalıkta MA200'e bir retest söz konusu. Daha sonra Atom'a 15 dakikalık demiş. Atom'a bakalım. 15 dakikalıkta yine MA200'e düşmüş. Daha sonra MA200'ün yukarısına kırmış. Yani burada biz aslında 3 mumu kontrol ediyoruz. Bir tane daha bakalım. Dakikalıkta yine gördüğünüz gibi MA200'e düşüp oradan yukarı fırlamış. Bir tane RVN'ye bakalım. Aynı şekilde MA200'e düşüp oradan tepki yemiş olan coinleri gösteriyor. Bu bir kesişim formülü değildir. Yukarı veya aşağı kesişim anlamında değildir. Kırılım olmadan önceki, yani MA200'e değmeden önceki fiyatın MA200'den yukarıda olduğunu tespit ediyor. Yani MA200'e doğru düşen bir fiyat olduğunu görüyor. Daha sonra son mumunda MA200'den yukarıda olduğu mumları buluyor ve diyor ki tamam, demek ki bu düşmüş, MA200'ü denemiş, sonra tekrar üstüne atmış. Bunu, yani aslında kaba tabirle retesti gösteriyor. Buradaki bütün hareketli ortalamaları kendinize göre değiştirebilirsiniz.
Explorer dosyasını paylaşacağım. Kullanıp sonuçları paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi periyot olayına dikkat edin. O yüzden ben bir saatlik üzerine bakmıyorum. En azından bu güncelleme gelene kadar. Hepinize iyi günler. Diğer videolarda görüşmek üzere.